Savunma Sanayi ST'den herkese merhabalar. Şu anda Teknofest 2023'te Havelsan standındayız ve yanımızda Havelsan Genel Müdürü Sayın Mehmet Akif Nacar var. Mehmet Akif Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz Anıl Bey. Hoş bulduk. Teknofest yine kapılarını açtı. Heyecan yine başladı. Havelsan olarak siz de burada hem gençlere hem de bu işe meraklı olan çocuk yaştaki insanlara kapılarınızı açtınız. Onlara çeşitli eğitici materyaller sunuyorsunuz. Tabii burada savunma sanayi biraz ön plana çıkıyor. Daha fuara girer girmez bizi Altay Ana Muharebe Tankı karşıladı. 23 Nisan'da ilk iki Altay Türk Silahlı Kuvvetleri'ne testler için teslim edilmişti. Büyük bir platform ve birçok savunma sanayi firmasının da içerisinde teknolojilerini barındırıyor. Tabii Havelsan da bu firmalar arasında en öne çıkan şirketlerimizden. Altay tankında bulunan Havelsan teknolojilerinden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki elbette. Savunma sanayi sizin de dediğiniz gibi son yıllarda özellikle büyük ilerlemeler kaydetti. Ve artık bunun meyvelerini alma dönemindeyiz. Altay tankı gibi, Hürjet gibi, Atak gibi, Milli Marip gibi birçok projede, Gurur projesinde biz de gururla o projelerde bulunuyoruz. Ve artık o projelerin tamamlanıp görücüye çıktığı dönemi hep birlikte yaşıyoruz. Bundan da gerçekten büyük heyecan duyuyoruz. Bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz pazar günü 23 Nisan'da ilk teslimatı yapılan Altay tankı oldu. Altay tankı, Ana Muharebe Tankı projesinde Havelsan eğitim ve simülasyon sistemlerini ve maketlerini yapıyor. Özellikle yeni harekat ortamı ihtiyaçlarını analiz etmek, test ortamları geliştirmek ve tankla ilgili muharip unsurların düzgün eğitimini sağlamak için hem tank içerisinde hem tank dışında, tank içerisinde gömülü eğitim dediğimiz, tank dışında ise de eğitim ortamlarında bunların sanal eğitimini yapmak aslında hedefimiz. Bununla ilgili maket ve simülatörler geliştiriyoruz. Havelsan'ın bu anlamdaki ana görevi Altay tankı ile ilgili bu çerçevede. Peki şimdi Altay tankları artık Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde testler amacıyla. Siz simülatör sistemlerin teslimatını da paralel olarak gerçekleştirdiniz mi? Yoksa seri üretimle birlikte ilerleyen safhalarda mı bu teslimatlar gerçekleştirilecek? Tabii ki teslimatlar ilerleyen safhalarda gerçekleşecek seri üretimle birlikte. Ama simülatörün bir önemi de şu, ilk kullanıcılar henüz daha bu tank piyasada olmadığı için başka türlü bunun silahçısı, sürücüsü, komutanı eğitim alamayacağı için ya gerçek sistemde eğitim alacak veyahut da simülatörde. İlk defa simülatörü de tank gibi ortaya çıkacağı için simülatörlerin de takvim içerisinde bir an önce ortaya çıkması, seri üretim başlar başlamaz simülatörün de üretimi ve kullanıcıların eğitimi sağlanacak. Tabii şimdi simülatör teknolojisi çok önemli bir teknoloji. Ülkemizde Havelsan bu alanda öne çıkıyor. Siz Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki birçok platformun, işte sadece hava platformlarının değil, kara platformlarının da simülatör sistemlerini üretiyorsunuz. Hatta yurt dışına da önemli bir ihracatınız var. En son İDEF'te mesela Katar'a bir ihracatınız olmuştu. Onu çok iyi hatırlıyorum. Simülatör kullanmanın kullanıcı makama avantajı ne? Maddi avantajı ve özellikle işte can güvenliği açısından avantajlarına değinebilir misiniz? Simülatörün birçok avantajı var. Sizin de dediğiniz gibi aslında maddi avantaj ön planda gibi gözükse de gerçek ortamda deneyimleyemediğiniz bir takım anormallikler, arıza durumları, yani milyonda bir ihtimal yaşanabilecek problemlerin test edilmesi ve o konuda kullanıcının eğitilmesi gibi alanlarda bu çok işimize yarayan bir şey. Örneğin havacılık simülatörlerinde, uçak simülatörlerinde motor durması, işte helikopterde palin durması gibi, rotorun durması gibi, bir takım kokpitte yangın çıkması gibi senaryolar simülatörde çok rahatlıkla öğretilebiliyor pilotlara. Bu durumlarda hangi prosedürleri nasıl icra edeceği, neler yapacağı ile ilgili eğitimlerini bu anlamda rahatlıkla sağlayabiliyorlar. Hem ucuz, hem her türlü eğitimi yapabiliyorsunuz, hem de her ortamda yapabiliyorsunuz. Örnek verecek olursam, bir silah simülatörü, bizim daha önce İDEF'lere ve
Teknofest'lere getirdiğimiz keskin nişancı simülatörü vardı. Keskin nişancı eğitimini her hava koşulunda yapamazsınız. Ama kapalı ortamda simülatör eğitimini 7/24 yapabilme şansına sahipsiniz. Çünkü bütün dış ortam modelleniyor. Dış dünya görselleriyle gösteriliyor ve dolayısıyla bu simülatörle eğitim her anlamda, her koşulda gerçekleştirilebilir bir görev olarak ilgili kurumlara sunulabiliyor. Tabii şimdi Altay teknolojisine, Altay tankına değindik. Ama Türk savunma sanayinde son birkaç ay içerisinde çok önemli gelişmeler peş peşe geldi. TCG Anadolu Amfibi Hücum Gemisi envantere girdi. Milli Muharip Uçak ilk kez piste çıktı. Hürjet çok kısa süre önce ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bu kapsamda onlarda da tabii yine Havelsan teknolojileri ön plana çıkıyor. Milli Muharip Uçak ve Hürjet'te hangi Havelsan teknolojileri aktif olarak kullanılıyor? Nasıl katkı sağladınız bu platformlara? Özellikle Milli Muharip Uçak'ta Havelsan'ın yine mühendislik simülatörü. Şimdiye kadar hep yaptığımız şey eğitim simülatörleriydi. Yani ne demek eğitim simülatörü? Bir sistem, platform yapıldı, bitti, test edildi, seri üretime geçti. Artık onun kullanıcıların eğitimi için bir simülatöre ihtiyaç var. Dolayısıyla biz bunu yapıyorduk şimdiye kadar. Ama şimdi tasarım aşamasında olan bir sistem var. Ve bu tasarım aşamasındayken bir takım senaryoların test edilmesi, muharebe harekat ortamlarının test edilmesi gerekiyor. Bunu da sanal olarak ancak yapabiliyoruz. Dolayısıyla biz Milli Muharip için mühendislik simülatörü geliştirdik. Hürjet'te benzer şeyi yaptık. Dolayısıyla daha tasarım aşamasında pilotlar sanal modeli uçurarak, harekat ortamında bunları test ederek kendi mühendisliğe katkı sağlayabiliyorlar. Uçağın veyahut da platformun tasarımına herhangi bir değişiklik gerekiyorsa, hani bu birkaç iterasyon işi kolaylaştırıyor aslında. Hani sahaya çıkıp fiziksel uçuş yapmadan önce bir takım şeyleri elimine etme şansı sağlıyor. Yine aynı şekilde Milli Muharip'te yazılım sistemleri, özellikle yer yazılımları, yer destek yazılımları, yazılım destek sistemleri gibi alanlarda harekat ve test ortamı, uçağın siber güvenliği gibi konularda ve tabii ki olmazsa olmaz eğitim simülatörleri gibi ilerleyen safhalarda bunları da Havelsan gerçekleştiriyor olacak. Ki Milli Muharip Uçak tek kişilik bir uçak olması hasebiyle simülatör, eğitim simülatörü çok daha kritik öneme sahip herhalde. Tabii Milli Muharip Uçak demişken siz orada bir de TUSAŞ yerleşkesinde bir bina kuruyorsunuz Havelsan özelinde. O binanın görevi, fonksiyonu ne olacak acaba? Aslında çok güzel bir konuya temas ettiniz. O binanın konumu Milli Muharip binasına yakın, hemen yanı başında yazılım mükemmeliyet merkezi olacak. Özellikle Milli Muharip içerisinde çok fazla sayıda yazılım barındıran, yapay zeka ve ileri yazılım teknolojilerini çok yoğun kullanan bir platform olacak. Veri mühendisliğini, veri işlemeyi, makine öğrenmesini kullanması gereken bir sistem olacak. Bununla ilgili ve entegrasyonla ilgili işte daha önce Havelsan'ın geliştirmiş olduğu ve Türk Hava Kuvvetleri'nin kullandığı HVBS bilgi sistemi gibi bütün bunların bir arada olacağı komple bir sistemin orada geliştirilmesi, tasarımı, entegrasyonu ve geliştirilmesi yapılacak. Dolayısıyla burada da mühendislerimizin birbirine yakın ve sürekli iç içe, yan yana çalışabilecekleri bir ortam sağlamak gerektiği için böyle bir tercihte bulunduk. TUSAŞ da sağ olsun bu talebi güzel karşıladı. Teşekkür ediyoruz. Orada birlikte omuz omuza çalışacağımız örnek bir çalışma oldu. Yani aslında bizim Milli Muharip Uçak deyince bir kompozitten gördüğümüz bir uçak var, yapısallardan oluşan. Bir de onun dijital bir versiyonu var. Yazılımın öldüğü, yazılımdan hayat bulan. Asıl aslında o kompozite hayat veren herhalde unsur da sizin bu TUSAŞ'la birlikte geliştirdiğiniz yazılımlar oluyor desek çok yanlış olmaz. Evet, aynen biz bazen bunu tanımlamakta gerçekten zorlanıyoruz. Zorlandığımız zaman da
platformun aklı ve ruhu diyoruz. Özellikle gemi platformlarında bu ifadeyi çok kullanıyoruz. Az önce söylediğiniz gibi TCG Anadolu'da da Advent sistemimiz var. Advent sayesinde bütün geminin görev sistemleri entegre bir şekilde, savaş yönetim sistemleri entegre bir şekilde çalışabiliyor. İçerisindeki konsollardan veri dağıtım donanımlarına kadar her şeyini Havelsan tasarladı, yaptı. Ve tabii en önemlisi de üzerinde koşan yazılımlar, ağ destekli yazılımlar. Ne demek ağ destekli? Birincisi, geminin içerisindeki bütün sensör ve elektrooptik, radar, mühimmat, her şey bir fiziksel network'le birbirine bağlı. Gemi dışındaki diğer unsurlarla olan haberleşme de taktik ve data linkler üzerinden birbirine bağlı. İşte bu bağlı dünyayı yönetecek, bu yazılımları entegre edip birbiriyle eş zamanlı çalıştırabilecek bir sistemden bahsediyoruz. Veri füzyonu yapacak, haberleşmeyi kontrol edecek, angajman kurallarını belirleyecek gibi birçok görevi olan, görev yönetimini sağlayacak birçok yapay zeka destekli ve yüksek teknoloji yazılım modülleri geliştiriliyor. Ve bunun arkasında da en az 20 yıllık, 25 yıllık tecrübe var. Birçok bu anlamda geliştirilmiş proje var. Ve şu anda bu ürünümüz de çok ciddi anlamda yurt dışından talep gören bir ürün haline geldi. 5 ülkeye ihraç ediyoruz ve daha inşallah başka ülkelere de önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda ihraç ediyor olacağız. Herhalde bir tanesi bunlardan Endonezya. Çünkü en son Endonezya'daki fuarda sizlerle birlikteydik. Orada ihracat anlaşmasını imzaladınız. Burada özellikle şuna değinmek istiyorum. Savaş yönetim sistemi, sizin de değindiğiniz gibi, bir gemi platformunu veya herhangi bir platformun beyni konumunda. Dolayısıyla siz bir ülkeye savaş yönetim sistemi sattığınız zaman o platform için, sizin yanınıza diğer Türk savunma sanayi ürünleri de faydalı yüklerini, yani radarlarını, mühimmatlarını vesaire daha rahatlıkla oraya pazarlayabiliyor. Mesela sizin Endonezya donanmasına verdiğiniz, ihraç ettiğiniz Advent savaş yönetim sistemi sayesinde belki atmaca gemisi var, füzesi de şu anda Endonezya'ya doğru ihracata koşuyor. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii biz hep birlikte bir takım olarak aslında bu ülkelere gidiyoruz. Bizim savunma sanayimizde radarlar var, işte söylediğiniz atmacalar, platformlar var, elektrooptikler var, yazılımlar var. Dolayısıyla biz bir ülkeye gittiğimiz zaman, bir savunma sanayi firması gittiği zaman diğerlerini de o alana sürükleyebiliyor. Zaten bu Türkiye'de de Milgem'lerde de böyle olmuştu. İş ortaklığı modeliyle bütün firmalarımız hep birlikte bu eforu birlikte harcamışlardı. Biz bunun da yurt dışında da böyle gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu ülkemize sadece bir Havelsan'ın değil, bütün savunma sanayinin topyekün ihracat yapması anlamına geliyor. Biz bu şekilde büyüyerek önümüzdeki yıllarda daha güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. Çok teşekkür ederim sorularımızı yapladığınız için. Havelsan standındaydık. Mehmet Akif Bey, Türk savunma sanayinin yıldız projelerinde Havelsan'ın katkılarına değindi. Tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.